Nasılsınız? Kolay gelsin. Nasılsınız? İyisiniz? Kolay gelsin. Nasılsınız? Merhaba. Bu nasıl bir güzellik? Bu nasıl bir güzellik? Elif'ciğim al bakalım. Hoş geldiniz. Ne haber Özlem? Özlem ne haber? İyi. Dur. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Sizi sordum da. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba. Merhaba. Ne haberin? Merhaba başkanım. Ne haber? İyiyim başkanım. Nasılsın? Merhaba. Oraya gidiyor abla. Evet. Malatya'daki bu güzel çocukların hepsi bu konteyner kentine alındı. 60 tane. 60 tane özellikle doğum sahibi. Ben buradan. Beraber çalışılıyor. Ne yaptılar canım? Köşeye geliyor. Biz oranın otizm köyü olmasını. Nerede o? Üniversite tarafında. Şu anda orada ne var? Şu anda ne olacağı belirsiz. Evler yapıldı ama kime teslim edilecek daha belirsiz. Burada otizmli çocukların aileleri çok rica ettiler. Haluk Bey'e söylerseniz Ahbap'ın yaptığı yerler var. Otizmli çocukların köyü olsun. 80 çocuk konteynerde yaşıyor otizmli burada. Depremden etkilenen otizmli çocuklara evet. Yapacağız diyor. Zaten onlar da evet diyor. Başınız sağ olsun. Çok 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 geçmiş olsun. Birinci depremde evimi kaybettim. Kız kardeşim görünce ne oldu? Evsiz kaldık. Eşimle burada şeyde 4 ay Elazığ'ın şeyde kaldık. Şimdi geldik konteynerde kalıyoruz. Eşim beyin tümörü, akciğer hastası, ben kalp hastasıyım. Kışın kesiliyor soğukta. Ondan sonra yazında sıcakta böyle burada durmamızdayız. Konteyner. Evler bir senede bitecek dediler, bitmedi. Dediler, üç kere çekiliş oldu. Anahtar yokmuş yok. Yürün gidin, hak sahibisiniz. Yürün gidin, hak sahibisiniz. 3000 ev yapacağım demiş burada. Şu ana kadar 8000 ev yapmış. 100 kişiden 7 kişiye vermişler. 93 kişi bekliyor işte. Ne olacak başkanım? Sayın başkanım, bize Mart'ın 19'undaki çekilişte ev çıktı. 3 aydır anahtar yok. Gidiyoruz, anahtar yok. Ev yapılmamış. Gidiyoruz, ev bitmiş, anahtar yok. Bekliyoruz. 6 kişiyi sığamıyoruz konteynere. Abi kardeşiz, Malatya'da enkazda kaldık, 10 saat kaldık, 11 saat kaldık. Tedavi sürecimiz İstanbul'da geçti. Abimin sağ ayak ampute, sol ayak kaslar ve sinirler alındı. Benim sol ayak sinirler alındı, kaslarım alındı. Bileğimden aşağı aslında istiyor ve 1,5 gün oldu. Ben sürekli devamlı hala ameliyata giriyorum. Bir hafta sonra bir tane ameliyatım var. Öyle. Var mı yapabileceğimiz bir şey? Yani şöyle, ben beden eğitim öğretmenliği yapıyorum, 4. sınıf öğrencisiyim. Ama bacağımdan sonra bir saatten sonra hiçbir şey yapamam yani bacağımla ilgili. Abim meslek hayatım bitti. Abim aynı şekilde kalp lisesi öğrencisiydi, kalp lisesiye girdi. Kalp lisesi 60 puan aldı. Ama ikimiz de hala buradayız yani. Herhangi bir meslek sahibi falan. Sürekli sözler verildi 1,5 yıldır. Bir yerlere geleceksiniz. Böyle şöyle. Ama okul bitiyor mu şimdi zaten? Evet. Ne zaman? Bir senem kaldı. 4'üm şu an ya. Bakalım ne olabilir. Böyle senin durumunda olan çok var mı şey? Hani depremden sonra mesleğini yapamayacak hali. Okulda sadece ben varım. Bence yaparsın ya. Niye yapamıyorsun? Yani ben olmadığımı kestim çoktan. Ben branş derslerini bile veremiyorum. Çok neden? Çünkü hareket etmiyor. Evet. Peki yatay geçiş falan olsa başka bir öğretmen niye? Yok. 4. sınıf olduğum için kabul etmiyorlar. 2. sınıfta yaparsan olur dediler. Fakat şu an olmuyor. Hakikaten zor bir durum ya. Deprem zedeyimi, öğlen 13.24 depremde evimiz yıkıldı, küçük oğlum, ben ve eşim enkazda kaldık, biz çıktık ama eşimi kaybettik. Büyük oğlum da şu an şeyde, söylemeyeyim marka, tamam. Organize sanayide bir şirkette çalışmakta. TP Türkiye Petrolleri personel alımı vardı, biz internette gördük. Ona devlet üzerinden, iş kuzuru üzerinden başvuru yaptık. Bütün şartlar onaylandı. Sonuç beklemekteyiz. Eğer olumlu bir sonuç için bir yardımımız olabilir.
Ben emekli polis eşiyim. Özel çocuğum var. Atan olmayan oğlum iki çocuğuna bakmak zorunda. Gelinim bankadan çıkardılar. Ne olur atamayın öğretmenlerin sesi kulağı. Söylüyorum, çok kurban olan. Bir de orta hasarlar durum ne olacak? Biz ne zamana kadar konteynerde? Kurban olurum bir saat zaman geçir, bir gün zaman geçir. Özgür iki senedir bittik artık. Yeter gücümüz kalmadı ya. 180-200 metrekare daha yıkmadılar. Yıksınlar, yıksınlar orta. O, bak benim kızım beni babam diyor, babam diyor. Çok seviyor. Ne olur bize sesimiz olun ya. Ne olursunuz. Biz ekmek istemiyoruz, yardım istemiyoruz. Maddiyat istemiyoruz. Bize yardımcı olun. Bak gelin iki çocukla ne olur başkanım konu şeylerini attım ben. Siz çekin kurban olurum. Ben güveniyorum size bunu değerlendireceksiniz. İki tane özel çocukla yani kurban olan çok sensin ha. İki özel çocuk bir arada olmuyor. Yani anlatamazsın. Baba diyor baba. Yemin ederim gelene baba. Gelene derdimi anlatayım. Bir kimse sözünü biz de yanlış başarılı işlerimizde Allah razı olsun. Bir an önce emin yapılmasını ben Allah'tan pek isteyim oldum. Emin yaptı şimdi çocuklarım uçak hiç durmuyorlar. Komşulara da sorabilirsiniz. Sabahlara kadar bu çarpı gidiler gelirler birbirler yumurlar. Özgür Bey, Nurcan ablanın gerçekten yardıma ihtiyacı var. İki tane özel çocuğu var. O kadın bizden daha zor durumda. Bizler otizmli anneleriyiz. Bizler çocuklarımızın hem çalışmasını hem dinlenme, mola evleri olmasını istiyoruz ama hiç kimse gelen söz veriyor, hiç kimse sözünü tutmuyor. Sadece Sonay Şahin ve Ali Karaca bizle ilgileniyor. Buraları Allah razı olsun onlar kurdular, bize yerleştirdiler. Hala da ilgileniyorlar, gecesini gündüzüne katıyorlar. Yani sizler de hoş geldiniz, kusura bakmayın bu şekilde karşılamak istemiyoruz ama yani gerçekten sıkıntımız büyük. Lütfen otizmlilere bir kafe. Onların çalışabilecek durumda olan çocuklarımız var. Sosyal alanlarının genişlemesi, topluma karışmaları için lütfen fırsat verin. Lütfen. Yani yalvarıyorum size. Herkes geliyor, söz veriyor, gidiyor. Kesinlikle sözünü kimse tutmuyor. Dağınlılar kafeleri var bak ne güzel ama biz onlar gibi değiliz. Biz daha mağdur durumdayız. Bizim çocuklarımız daha böyle yani ele avuca sığmıyor. Lütfen bu çocuklara da bir şans tanıyın. Lütfen Allah rızası için. Hayır bizim işte ne? Burada konteynerde sakinler olarak %70'i kiracı ya da ihtiyaç sahibi olan insanlarız. Devletimizin yapmış olduğu bu TOKİ'lerden biz hiçbir şekilde hak sahibi olmadığımız için faydalanamıyoruz. Hak sahipliği kelimesi bize yakışmıyor, bize vermiyorlar. Diyorlar ki, öncelikle ev sahipleri, öncelikle yıkılan evler, tamam ben de evim yıkıldı, ben de işçilerim gitti, ben de bizim de canlarımız gitti, bu kiracıların. Yani doğru, bizim doğru. Niçin bunda bizim bir hakkımız olmasın? Hiçbir tane hak sahipliği yok. Bakın size yeminle söylüyorum, şu konteyneri bile bize zorla verdiler. Ben iki tane çocuğumla ben burada konteyner içerisinde kaldım. Ben çalışıyorum, bana hak sahipliğini versin. Ödememi yapayım, aylık ödemem neyse yapayım ama bize bununla ilgili hiçbir çalışma yok. Sizden ricam inşallah mecliste bizim dilimiz olur. Bu işleri daha önce bizim arkadaşlar mecliste çok söyledi. Bu kiracıların durumu evet. Çok berbat. Onu bir daha tekrar edelim. Bir de tabii hanımefendinin söylediği işler belediyenin yapacağı işler. Evet. Keşke burada olsaydı, Veli Bey olsaydı şimdi bu işlerin hepsi hallolmuştu. Nasip değilmiş, yapacak bir şey yok. Ama buradaki belediye meclisinde bizim arkadaşlara söyleyeceğiz. Gündeme getirsin bu evet, çocuklarla ilgili falan. Çok zor bir şey değil. Çok basit, çok basit. İş, başka yardım vardı ben hiçbir şey istemiyorum. Sadece iş, elim işi tutsun, çalışayım, ay sonu eve para getiren bana yeter. Bir ikincisi Bostanbaşı rezervalarına girmiş, ailemizi, canımızı kaybetmişiz. Bize diyorlar size TOKİ çıkmayacak rezervalarına girdiği için Özpolatlar'da. Mecbur diyor ev yapılmasını bekleyeceksiniz. Önce hakikat bitecek ondan sonra öz polatlara girecekler. İkincisi hem iş hem ev abi. Evliyim, üç çocuğum var, iki çocuğum epilepsi hastası. %84 engelli kardeşim yanımda, onun bakımı da bana ait. Ona sadece bir engelli maaşı alabiliyor. Herhangi bir şekilde bakım parası yok. Toplum yararına çalışma programı adı altında valilik kapsamında işe girdi. 5 ay 22 gün çalıştırdılar. 5 ay 22 gün sonrasında tasarruf tedbirleri kapsamında bizi işten çıkarttılar. Şu anda o raporumla fabrikalara gidiyorum. Yaşım olmuş 45, işe almıyorlar.
Valiliğe gidiyorum. Valilik beni sosyal yardımlaşmaya gönderiyor. Sosyal yardımlaşmada gelecek olan ayda 300 lira, 500 lira 3 çocuğuma, engelli kardeşime, eşime, bana nasıl? Yalvarıyorum, yakarıyorum. Hiç kimse iş vermiyor. Çok zor durumdayız. Bu konulardan dolayı ne yapacağız bilemiyorum. İşte biz de sesinizi duyurmaya geldik yani. AK Parti milletvekilleriyle görüştük. Hatta parti binasına geçtik. Bir çözüm bulamadık. Valiliğe tekrardan gidiyoruz. Valilik diyor ki sosyal yardımlaşmaya git, yardım et. Ya ben yardım istemiyorum. Ben dilenmek istemiyorum. Ben Allah rızası için alnımın terini dökerek ekmeğimi kazanmak istiyorum. İşte arkadaşım da öyle diyor. Muhammed kardeşimiz de aynı benim gibi. O da mağdur. Biz yani işte aynı şekilde. Şimdi gidiyorum, 6'da bekliyorlardı. Parti binasının önünde konuşma yapacağız, televizyonlar verecek. Bugün iki yerde söyledim benzer şeyleri. Orada da sizin bu dile getirdiklerinizi getireceğiz. Zaten ana muhalefet partisi genel başkanından daha çok yüksek. Yani biz söyleyince televizyonlar veriyor. İnşallah dile getireceğiz. Bu sıkıntıları bir de bir kez daha böyle çok yaptık ama rapor yapar. İlgililerle de paylaşırız. Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarından biridir. 100 tane evin sadece 7 tanesini verdiler. 93 kişi açıktadır, çadırdadır, konteynerdadır ya da gurbette başkasının evlerine sığınmıştır. Ne kurtarsak evinden kârdır. Kapısını söktü, pervasını söktü, penceresini söktü, lavabosunu söktü, sattı. Zor günlerde çoluğunun çocuğunun karnını doyurdu. Şimdi bu evde oturulur, yap geç. Ya bir söz edin. Öbür tarafta geçen sene 175 lira olan marketteki kuru kayısı bu sene 390 lira olmuş. Ya emeğini, alnının terini toprağa damlatanlar 100 liradan 140 liraya çıkmış, borcunu ödeyemeyecek hale gelmiş. O kentin altın anahtarıdır. Emin olun, iyi çalıştıklarında, dürüst çalıştıklarında, halkçı belediyecilik yaptıklarında, israf değil hizmet ettiklerinde Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.